Cennet, ahiret nimetlerinin yurdudur. Kendisini yaratan ve türlü nimetler lütfeden Rabbine itaat eden insanların mükafat görecekleri yerdir. Müminler cennette kendilerine lütfedilen nimetleri kaybetme ve Allah'ın rızasından uzaklaşma korkusu olmaksızın ebediyen kalacaklardır. İşte meleklerin ve Allah'ın lanet ettiği o kişiler. Bize destek olmak için videomuzu beğenmeyi unutmayın. Meleklerin duası hayra da olsa şerre de olsa makbuldür. Bu sebeptendir ki aleyhissalatü vesselam onların duasıyla korkutmuştur. Eşinizle tartıştığınızda veya sinirlendiğinizde yataklarınızı asla ayırmayın. Hanım olarak eşinizin fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını asla reddetmeyin. Peygamberimiz buyuruyor ki, erkek karısını yatağa çağırır, kadın da gelmeye yanaşmaz, erkek öfkelenmiş olarak sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lanet ederler. Allah kafirlere lanet etmiş ve onlar için çılgın bir ateş hazırlamıştır. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Kendilerini koruyacak ne bir dost ne de bir yardımcı bulamayacaklardır. Yüzleri ateşe çevrildiği gün, keşke Allah'a itaat etseydik, keşke peygambere itaat etseydik derler. Rabbimiz, biz yöneticilerimize ve büyüklerimize itaat etmiştik, fakat onlar bizi yoldan saptırdılar derler. Ayetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak ölmüş olanlara gelince, Allah'ın, meleklerin ve insanların ortak laneti onların üzerinedir. Peygamberin haklı olduğunu gördükleri, kendilerine açık belgeler geldiği halde iman ettikten sonra kafir olanları Allah doğru yola nasıl iletir? Allah zalimleri doğru yola iletmez. Böylelerinin cezası Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların lanetine uğramalarıdır. Onların bu cezaları süreklidir. Ne azapları hafifletilir ne de yüzlerine bakılır. Allah'a iftira edenden daha zalim kim olabilir? Onlar Rablerinin huzuruna çıkarıldıklarında tanıklar bunlar Rableri hakkında yalan yakıştırmalar düzmüşlerdir derler. Haberiniz olsun ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir. Zinadan haberi bulunmayan iffetli mümin kadınlara zina isnat edenler dünyada ve ahirette lanete uğramışlardır. Onlara büyük bir azap vardır. Cennetlikler, cehennemliklere seslenerek, biz Rabbimizin bize vaat ettiklerini gerçekleşmiş bulduk. Siz de Rabbinizin size yönelik vaatlerini gerçekleşmiş buldunuz mu der. Cehennemlikler evet derler. Bu sırada aralarından biri yüksek sesle şöyle bağırır. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. O gün zalimlere özür beyan etmeleri fayda vermez. Lanet onlaradır. Yurdun kötüsü de onlaradır. Allah'a vermiş oldukları sözü kesin bir taahhüt haline getirdikten sonra bozanlara, Allah'ın sürdürülmesini emrettiği ilişkileri kesenlere ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlara gelince onlara lanet vardır ve dünyayı izleyecek olan kötü akıbet kendilerini beklemektedir. Verdikleri sözlerden caydıkları için onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Yine de onları bağışla, yaptıklarına aldırış etme. Hiç şüphesiz Allah iyi davrananları sever. Kim bir mümini kasten öldürürse, onun cezası içinde ebedi olarak kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş ve kendisi için büyük azap hazırlamıştır.